Selamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Bugün mantıklı gibi görünen aslında öyle olmayan ben iyi insanım neden cehenneme gidiyorum sorusunu yanıtlamaya çalışacağız. Hemen şöyle bir hikayeyle gireyim olaya. Şimdi 3 tane adam kötülük yarışına girmişler. Birincisi işte şurada bir aile yaşıyormuş. Oradaki işte aileye gitmiş, işkence etmiş, sövmüş, dövmüş, hakaret etmiş. En kötünüz benim demiş. Sıra ikincilerine geldiğinde ise hayır en kötünüz benim demiş. O da işte o adamdan sonra daha fazla işte söyleyemeyeceğimiz kötülükler yapmış. O demiş ki en kötünüz benim demiş. Sıra üçüncülerine geldiğinde ise sizin o zulmettiğiniz insanlar benim işte eşim, karım ve çocuğumdu. Siz onları yaparken ben de burada oturdum, seyrettim. Dünyanın en kötü, aranızdaki en kötünüz benim demiş. Nitekim en kötüleri de o olmuş. Bakın günümüzde baktığımız zaman birçok insan hakara kikiri peşinde. Devamlı eğlenelim, koşalım. İşte hayatı hiç umursamıyor diğer insanlar ne olmuş ne yapmamış. Menfaatperest zihniyette insanlar ki birçoğu da bunu söylüyor aslında bu soruyu soruyor. Bakın ne oluyor bu hikayeye binaen onlar dünyanın en kötü insanları olmuş oluyor. Ya da benim işte birisi bana şöyle söylemişti. Mesele iyi insan olmak demişti. Ve şu zihniyetteydi o da. Hayata pozitif bakalım. Yani bir tane yaşama hakkımız var zaten. Negatif düşüncelerden arınalım işte. Bakın ne oluyor şuradan birisi gelsin desin ki. Kardeşim dünyada işte 3 milyar insan 2,5 dolara çalışıyor. Milyonlarca insan aç, susuz, evsiz, barksız. Sen yani dünyada bu kadar şey yaşanırken sen hayata nasıl bu şekilde bakabiliyorsun? Bu nasıl bir zihniyet? Aslında sen kötü bir insan olduğunu ifade etsin. Bakın ne oluyor aslında bu verdiğim ve vereceğim örneklerden şunu anlamanızı istiyorum. Birincisi iyiliğin ve kötülüğün değişkenlik arz ettiği. İkincisi ise o iyi insan olarak adlandıran insanların aslında kötü insan olduklarını ifade etmek istiyorum. Bunu göz önünde bulundurarak dinleyin inşallah. Mesela keza şuradan gene başka birisi girsin desin ki işte bu dünyada yaşanan bütün zulümlerin sebebi insanların kendi kafasından yasa çıkarıyor olması. Yani egemenliğin, hakimiyetin insana verilmiş olması. Biri şuradan girsin desin ki işte insan aciz, sınırlı ve eksiktir. O an yaşadığı çevresinden işte duygularından, düşüncelerinden etkilenip ihtilaflı ve çelişkili hükümler koyar desin ve hemen eklesin akabinde dünyadaki aslında bu yaşanan zulümlerin altında yatan zihniyet sizin bu hükmetme yetkisinin, yasa çıkarma yetkisinin aciz olan insana veriyor oluşunuz ve o bir şeyin aslında sorunu çözerken aynı zamanda farklı bir yerden sorun ortaya çıkardığını ifade etsin. Bakın ne oluyor? Onun düşüncesine binaen bu düşünceyi savunan insanlar kötü olmuş oluyor. Mesela Yine keza. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasıyla beraber ne oluyor? İslam hayat sahnesinden çekiliyor. İşte daha sonra komünizm ortaya çıkıyor. O da kısa bir süre içerisinde hayat sahnesinden çekiliyor, yok oluyor. Şu an dünyaya baktığımız zaman hakim olan fikir işte Fransız İhtilali ile beraber doğan demokratik laik sistem hakim. Öyle değil mi? İşte demokrasinin ekonomi modeli, insana vermiş olduğu bakış açısı tüm bunlar şekillendiriyor yani günümüz hayatını ve onun hakim olduğu dünyada ne oluyor? Daha demin saydığımız ve sayabileceğimiz tonlarca zulüm meydana geliyor. İnsanlar tamamen menfaatperest hale geliyor. Bakın aslında dünya demokratik laik sistem yüzünden bu halde. Bu düşünceye binaen demokratik laik sistemi destekleyen insanlar kötü insan olmuş oluyor. Tabii birçoğuna sorsan bilmiyor yani insanlar birçoğu. Demokrasi ne diyorsun? Adam seçim diyor. Egemenlik ne diyorsun? Hürriyet diyor mesela. Adam bilmiyor yani onu. Fakat bilmese bile ne yapıyor bakın? O bilmediği bir şeyi desteklediğinden dolayı, sahip çıktığından dolayı aslında bu zulme de destek olmuş oluyor. Bu düşünceye binaen o kötü insan olmuş oluyor. Yani iyi olarak addetse bile yani kendisini. Aslında bu dünyanın en saçma sorusu. Mesela birisi bana gelsin desin ki Bünyamin Zeus seni cehennemine sokacak desin işte. Ben en başta Zeus'a inanmıyorum ki onun işte yaratmış olduğu cehenneme inanayım yani. O kadar saçma bir soru ki aslında. Fakat insanlar bunu çok dile getiriyorlar. Çok dolanıyor bu. O yüzden çekme gereksinimi hissettim. Yoksa çekmeyecektim. Ya da ben size geleyim diyeyim ki işte atomik polimorfizm dersinizden sıfır aldığınızı söyleyeyim. Siz ne dersiniz bana? Ya yok efendim ben ne sıfır alacağım böyle bir şey mümkün mü dersiniz? Yoksa benim öyle bir dersim yok mu dersiniz? Öyle değil mi? En başta onu sen yani kabul etmediğinden dolayı bunu inkar edenler söylüyor bilhassa. Adam Allah'ı kabul etmiyor. Ondan sonra neden cehenneme gideceğini söylüyor. Yani dehşet saçma bir durum aslında. Fakat dediğim gibi bunu da çok sık duyduğum için çekeyim dedim.
İyiliğin ve kötülüğün değişkenlik gösterdiğini, aynı zamanda kendini iyi olarak addeden bazı insanların aslında kötü olduklarını ifade ettikten sonra İslam nazarında da bir iyilik kötülük tarifi vardır ki o dinin hayattan ayrılması, yani Allah'a yeryüzünde söz hakkı tanımamak. Yani sen git kainattaki doğal olayları düzenle ama bizim hayatımıza karışma. Hayat hakkında biz hükmedeceğiz, biz yasa çıkaracağız düşüncesi olan demokrasi ve laiklik kötüdür. Allah'ın şeriatı indirmiş olduğu hükümler iyidir. Ya da içki fabrikası kuran, onun kurulmasına müsaade eden, onu satan, onu satılan yere ruhsat veren, onu içen, onu satın alan ya da faizle işlem yapıp ondan ev satın alan, o şekilde parasını çoğaltmak kötüdür. Bunları Onları yapan serbest bırakan tüm bu kötülüklerin asıl müsebbibi olan yöneticileri, siyasileri muhasebe etmek, onun yerine İslami hayatı başlatmak için çalışmak iyidir. Namaz kılmak, oruç tutmak iyidir. Namaz kılmamak, oruç tutmamaksa kötüdür. En başta tüm bu yaptığınız bütün iyilikleri İslam nazarında dahi olsa onların hepsini silip atacak olan en büyük kötülük Allah'a şirk koşmaktır. Onu ondan başka hüküm koyucu, ondan başka ilah edinmek ya da onu inkar etmek en büyük kötülük. Ya da incirlik üstünden kaldırdıkları uçaklarla Müslümanların bombalayan o sömürgeci kafir Amerika'sını, Rusya'sını onlara üslerini açmak, onlarla dostluk kurmak, onların ellerini sıkmak kötüdür. Onları sıkanlar da çok büyük kötüdür. Aynı zamanda onları muhasebe etmeyen, ey yöneticiler, sömürgeci kafirlerden yüz çevirin, yardımı bizatihi Allah'tan bekleyin dememek ya da reel politik uğruna, menfaat uğruna oradaki zulme sessiz kalmak ise kötüdür. Onları yapanlara iyiliği emredip kötülükten nehyetme farziyetini yerine getirmemek de kötüdür. kötüdür. Şunu kesinlikle unutmayın yani. O gözlerimizin hayretle baka kalacağı günde ölçü bizim koymuş olduğumuz iyilik kötülük tarifi olmayacak. Bizi yaratan, bize tonlarca nimeti bahşeden Allah Azze ve Celle olacak ve onun o koymuş olduğu iyilik kötülük tarifine binaen sorguya çekileceksiniz. Kesinlikle ölçü siz olmayacaksınız. Diyelim ve bitirelim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.